meslekte yaşamak da, ölmek de bir ekip işidir. Yaşamak da, ölmek de. O ses neydi? Saksı, Sardunya. Götürüyorum bunları. Götür anne, kalanlar yeter. Dedesi! Bak sana ne göstereceğim. Bugün ne çizmiş Efe okulda? Sen misin bu? Rıza baba. Geçen gün öyle demiş sınıfta. Sormuşlar, ne olacaksın büyüyünce? Cevap, Yüce Baba, Yüce Baba olacağım. Öyle bir aptallık yapmasın. Sakın. Aa! Kusura bakma abla. Ne demek, geçsenize. Hüsnü geç, gel. Ya böyle de baskın verir gibi. Saçmalamayın. Geçin. Hoş geldiniz abi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bana ne haber? İyidir abi, senden? İyidir, iyidir. Hoş baş. Geldiniz. Hayırdır çoban? Hayır Rıza baba. Öpeyim Rıza baba. Biz ustayla böyle bir geçerken... Sen nasılsın Mesut? İyi misin? Vallahi değilim abla. İyi falan değilim. Bok gibiyim affedersiniz. Öyleyim baba. Ne yapayım? Elimde değil. İyi, çok güzel. İçelim o zaman hadi. Sadece bu gece. Benimle beraber tek bir kade. Hadi buyurun. Hadi ver abi buyurun. Ceketini ver. Sandalye getirin hadi. Tamam tamam. Ben bu ceketi hadi. O zaman. Çıkalım mı? Devriye saati. Bu moralle de ne çıkılır ya devriye. Devriyesine de işine de. Artık olmayacak değil mi? Hı? Bu odada Rıza baba olmayacak. Şu kapıdan hışımla çıkardım. Aylin, nerede bunlar? Hadi çocuklar hızlanın. Tempo biraz, tempo, tempo. Çocuklar, rahatınızı bozmak gibi olmasın ama... ...sizi devreye minibüsüne kadar alsak. Hadi gidelim artık, duramayacağım. Burası fena bastı. İnin garaja, ben geliyorum. Nereye ya? Bekleyin. Müdürüm. İyi akşamlar Murat. Biraz konuşabilir miyiz? Sonra Murat, yarın. Sakin kafayla. Olmaz müdür. Şimdi. Konuş.
Bütçe şubede müdür muavinliği. Baktığın zaman kağıt üstünde terfi gibi de. Tenzili rütbeyi terfi gibi göstermek bir sanattır bizde. İnce siyaset. Şak kurnazlığı bu, şak kurnazlığı. Başka bir şey değil. Yalan söylüyorlar. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Nasıl olacak usta ya? Yani bundan sonra. Vallahi bilmiyorum. Her hikayenin bir sonu var. Belki de sizin hikayeniz buraya kadardır. Dilekçemi veriyorum yarın. Emeklilik dilekçesi. O kadar baba, da değil yüzü ama yani ya? Şimdi. Durduk yerde hemen emeklilik falan. Anlaşılan bizler işimizi hayatımızın hatta ailemizin bile önüne koymakla hata yapmışız. İnsanların acısını kendi acımız bilmek. İnsanlara inanmak, yardım etmek. Bazen çare olmak. Bazen çaresizlik içinde yalnızca yanlarında bulunmak. Meğer bizden istenen bunlar değilmiş çocuklar. İnsan 30 sene sonra anlıyor. 30 saniye bile sürmüyor anlaması. Mermi gibi gelip vuruyor alnının çatısına. Mermi gibi. Ben nereden bileyim polisliğin başka halleri de varmış. Nereden bileyim? Şimdi biliyorum ama. Bazen bir şeylerin vakti gelir. Gitmenin vakti gelir. Vakti gelince de gitmesini bilmek gerekir. Bence de en doğrusu. Emeklilik doğru karar. Neyin peşinde koşacak ki bundan sonra? Bırak artık diye kaç defa söyledim. Dinlemedi. Anlıyorum. Orada bir ekip var. Sizler varsınız. Siz, biz, kocaman bir aile. Bir ideal var. Görüyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Bencillik yapma Ayla diyorum. Ama söylesene Mesut. Gittiği yerde ne var ha? Ne var Hüsnü? Siz var mısınız? Sokakların kokusunu almadan yaşayabilecek misin Rıza? Boğacaklar seni Rıza. Seni kendi yalnızlığında boğacaklar. Ben bunu görmek istemiyorum Rıza. Ben kocamın boğulduğunu görmek istemiyorum. Daha önce de yaşandı kaç defa. Mesut abi, ben, Hüsnü abi. Topun ağzına kaç defa geldik gittik. Sonra bir şeyler oldu. Birileri araya girdi. Yanlıştan dönüldü müdürüm. Bu başka Murat, bu başka. Allah kahretsin şu İkram Üstün davası. Belediye, parti, il başkanlığı. Meclisten bilmem kaç kişi. Yiyip bitirdiler kardeşim. Kimi müdürüm? Kimi bitirdiler? Kimi olacak? Bizi. Emniyet müdürünü. Hatta vali. Kimseye bir şey olduğu yok müdürüm. Kimseye. Ne size ne üstünüzdekilere. Bitirilen Rıza Baba. Rıza Baba'yı bitirdiler. Sırf birkaç namussuzun rahatı bozuldu diye. Murat saçmalama. Çok kolay vazgeçtiniz müdürüm. Rıza Baba'dan çok kolay vazgeçtiniz. Rıza'nın adamları işte. Hık demiş burnundan düşmüş. Geldiler. Bekliyor seninkiler. Necip yok. Gördüm. Hoşuma gitmedi. Sakata gelmeyelim. Uyanık olun. Tamam abi. Mal bu mu? Binlik paketler halinde 10 paket. Tamam 10 bin. Para sende mi? Tam 50 bin. Para? Eksik olan bir şey var. Neymiş? Patronun Necip. Necip bizi yolladı. Benim haberim yok. Mal elinde. Ver parayı al git. Ya kazık attıysa patronuna? Nereden bileceğim? Necip'le papaz mı olayım sonra? Eyvallah. Keyfin bilir. Halis, al paketi gidiyoruz. Paket kalıyor. Necip'e söyle parası bende. İstediği zaman gelip alsın. Yerimizi biliyor. O iş öyle olmaz Cengiz. Nasıl olacak? Böyle. Eyüp kanlı derim ekibi. İki grup arasında silahlı çatışma. Ekipler bölgeye sevk edildi. Anlaşıldı merkeze, ilgileniyoruz tamam. Murat, Rıza Baba. Hangi Rıza Baba'ya? Alışkanlık. Halis! Halis koru beni!
Bas hadi bas. Diğer yana. İkinci ambulans yolda. Hadi. İnin, in. İn aşağı. Kaldır ellerini, kaldır. At silahını. Al bunu da. Gel buraya. Şşt, sırnaşma. Sırası değil şimdi. Aa! Acıyı arasını satayım. Kanıyor mu çok? Yok oğlum, bir bokunuz yok. Seninki delip geçmiş. Seninki de zaten bir sıyrık. Aa! Kıpraşma lan. Zaten göt kadar yer. Bırak da tımar edelim. Yavaş, ne olur yavaş. Acıyor. Vaktinde yetişmesek görürdün acıyı sen. Dana. Aslan baldız be. Hemşire dediğin böyle olur. Benle doktorculuk oynuyor oynuyor öğrendin sen bu işi. Ne adi enişten var, görüyorsunuz ya. Şşş baldız. Bu Ufuk Uyarı sana sarktı mı yolda? Bacağını falan ellediyse çekinme söyle. Sıçarım ben onun ağzına. Yok be, bir vakıs aldı sadece, hepsi o. Olur o kadar, ondan bir şey olmaz. Lan biriniz ikiniz değil, hepiniz adisiniz be. Cengiz, mal almaya gelenlerin elebaşı. Üzerinden bu zarf çıktın. Yarası ne durumda? Hafif, ayakta tedavi. Birkaç saate kalmaz ifadeye hazır olur. Kaç paketti bunların hepsi? 10 paket. 4 paket var burada. 6'sı uçmuş. Hastanede adamların üzerine aradınız mı ince? Tamam, aradık tamam. Komiserim. Hepsi temiz. Ver bakalım. Çatışma sırasında o Fırat denen hergeli aldı. Gözümle gördüm. Tamam götür. Al şunu Zülfikar, al. Yanlışlık olmasın. Yarım saatten fazla oldu. Anlaşıldı. Tamam kapat. İlk gelen ambulans yok komiserim. Ne demek yok ya? Yok, kayıp. Hastaneye gitmemiş. Temas sağlanamıyor komiserim. Zeynep, merkezi ara hemen. Tamam, gidelim. 45-40 merkez. 45-40 merkez. Sağlık ekibini sabaha karşı bulmuş bir çoban. Elleri ağzı bağlı. Aşağıda bir dere yatağı var, orada. Ne anlatıyorlar? Dün gece ihbara gidiyor bunlar. Yolda bir araba kesiyor önlerini. Silahlı 3 kişi. Biri kadın. Önce buraya çekiyorlar ambulansı. Soyuyorlar üstlerini. Kapalı kasa minibüs kullanıyorlar. Plakasını almış ambulans doktoru. Ama araştırdık, sahte çıktı. Aralarında konuştular mı hiç? Birbirlerine seslendikleri bir isim var mıydı? İsim duymadım. Konuşmadılar. Yüzlerini gördünüz mü? Tarif edebilir misiniz? Bir adam liderleri gibiydi. Onu gördüm net olarak. O zaman seni ofise alacağız. Önlükleri laboratuvara yollayalım. Üzerlerinde kıl tüyü, DNA ne varsa. Tamamdır abi. Peki, sağ olun komutanım. Görevimiz. Tamam mıyız? Ambulans aldırıyoruz merkeze. İyi, toplanalım biz de. Ne istiyordun biliyor musun abi? Birkaç gün olay falan çıkmasın. Rıza babanın arkasında. En azından birkaç gün. Haklısın da olmaz be Murat. Yani milletin ağzına laf vermek olmaz. Rıza gitti, ekibi sıçtı batırdı. Kaldırabilir miyiz? Aç. Aileye uğramak istiyorum öğlene doğru Hüsnü. Bakayım ne yapıyor kadıncağız. Aramak sormak lazım. Uğra tabii uğra. Dün akşam iyi görmedim kadıncağızı. Sinirleri bozuk. Sen de gelir misin teyzem? Ben mi? He. Alışverişe çıkacağım ben. Ay. Kışıklarda da ikinci indirim başladı teyzeciğim. Beni de bekle, birlikte çıkalım ha teyze. Kabak. Lahana, brokoli. Ne? Kışlık sebze, kepçe. Organik ürünler satan bir market açılmış sahilde. Onun broşürü bu. Aman istemem teyzeciğim. Hadi sen git bakalım hadi. Kafayı mı yedin sen Nezike ya? Bugüne kadar organik beslendi de ne oldu? Bak 1000 yaşına geldin Allah'a şükür. Hala gidici durmuyorsun. Ay onlar çok pahalı hem teyze. Organik besleneceğiz diye ayın yarısını aç geçiremem vallahi. Sen karışma. Ben alacağım 3 aylığımdan. Hayırdır Nezike? Sen pek atmazdın elini cebine. Nerede atacağımı bilirim Hüsnü Bey. Sağlıklı gıda bu. Çok mühim.
Doktorlara mı verelim o kadar parayı? Yalnız bu organik beslenmenin de suyu çıktı ha. Karşı komşu Hasibe teyze yok mu? Geçen gün elinde bir poşet kurtlu elma. Ağzı kulaklarında sesleniyor bana. Ziliş, ziliş bak kurtlu elma diye. Dedim niye aldın kurtluysa? Niye almış? Niye olacak? Hormonlu meyvede efendim kurt olmazmış. Yani içinde kurt var demek ki organik. Ay gülmeyin. Doğru söylüyor kadın. Öyle. Makbulo. Nazike. Bir ne var senin kulağında? Şu tuşlarında bir şey var. Ne var be? Şu kurt var, kurt var. Ay Hüsnü. Kurt. Organik Nazike. Ama çok komik. Ay gülmeyin siz de be. Ay, ne haliniz varsa görün. İyi misin canım? Allah'a ısmarladık öyle. Rıza. Tamam. Tamam, iyiyim ben. Aklım sende kalacak. Tabii ki kalacak. Kalsın ayrıca aklım bende. Gelin lan içeri. Hadi. Geç. 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 Geç lan. Hemen üstünüzü çıkarın kuruyun. Tamam. Durma elim yandı. Tamam. Necip abi. Hadi çıkalım. Tamam geliyorum. Gökçe. Kaçtım ben. Güle güle. Kız Gökçe. Ne? Erken dönüm de şey yapalım. Ne yapalım? Kenan'a kardeş. Kudurma hayvan. Ne gülüyorsunuz? Cengiz hayvanın poliste mi? Poliste abi. Oymuşlardır kabak gibi. Zor toparlar. Çocukların yarısı nasıl? Yok bir şey abi. Abartıyorlar. Canları tatlı deyusların. Biliz başlarında zaten. Dün gece kim aldı? Kurtarmışlar bir kısmını. Alıp çıkarız hemen. Geç. Geçmiş olsun. İyisiniz, iyisiniz. Bir bokunuz yok. Ne var göreyim bakayım. Hepsi bu kadar mı? Sende yok mu? Yok abi. Canımızı zor kurtardık. Neyse. Hiç yoktan iyi. Filiz iyi bakıyor mu lan size? Bakıyor abi. Eksik olmasın. Şşt. Manyak mısın? Burada olmaz. Orada olmaz, burada olmaz. Yeter anasını satayım. Dünyada yer mi kalmadı ya? Ufuk! Geldim abi. Git hadi git sapık. Hadi oğlum hadi. Geldim abi. Atla. Atla lan. Cengiz'i hastaneden getirdik. Aşağıda sorguya hazır. Zeynep'le halledersiniz. Ele geçirdiğimiz şu haplar... Laboratuvar inceliyor. Narkotikle konuş. Aynı maldan yakalamışlar mı daha önce? Bakarsın bir iz falan. Tamam. Cengiz'in hırlaştığı adamlar vardı. Onu Cengiz'den alırız. Yaralıları kaçıranlar da belli ki Cengiz'de kapışan şebekenin elemanı. Ambulansı ne yaptık? Aşağıda. Parmak izi bakıyorlar. Efendim. Tamam bekletin. Ambulans doktoru gelmiş. Sabıka fotoğraflarını gösterelim. Aylin. Tamam abi. Başka? Galiba bu kadar. Tadı çıkmıyor değil mi? Kolay gelsin çocuklar. Oturun rahatsız olmayın. Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Yolunda müdürüm, yolunda. Mutluyuz, enerji doluyuz, güller açıyor yüzümüzde. Şehir cıvıl cıvıl, kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor. Mesut,
Anladık, yeter. Sizden isteğim Rıza buradaymış gibi işlerin tıkır tıkır yürümesi. Bunun için benden isteyeceğiniz bir şey olursa eğer... Var müdürüm, Rıza Baba. Sizden Rıza Baba'yı istiyoruz. Yeni amiriniz bir iki güne kadar geliyor. İştahınızı ona saklayın. Benim de sabrımı taşırmayın. Defterdarlık yazısını bulun. Hemen tape edip dosyayla birlikte imzaya çıkarın. Peki. Rıza amir geldi. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk evlat, sağ ol. Hoş geldiniz amir. Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. Sizinle çalışmak, gerçi bu şartlar altında bunu söylemem ne kadar doğru ama bizim için... Eksik olmayın müdürüm. Çok incesiniz, sağ olun. Sizin şubede gerçi herkes üniformalı ama ben alışkanlık işte böyle. Hiç önemli değil. Rıza Baba kendini nasıl hissederse. Sabah kahvemi ben de içmedim. Buyurun birlikte içelim. Tabii müdürüm. Buyurun lütfen. Oturun evladım. Bize iki kahve kızım. Tabii müdürüm. Rıza müdürüm kahveyi sade içer. İstihbarat kuvvetli. Serde polislik var ne de olsa. Ne haber Leven abla? İyidir gözüm, senden ne haber? Kaça bu çiçekler? Sen beğen, yaparız bir güzellik. Kasım patılar güzelmiş. Dur sarayım sana onlardan. Gülçe kızım nasıl? İyidir. Lütfü abi çıktı mı içeriden? Haftaya çıkıyor. İyi, selam söylersin. Söylerim. Hadi eyvallah. Yolun açık olsun. Şu ana kadar sorgu gayet temiz geçti değil mi Cengiz? Sana iyi davranıldı. Ters bir muamele görmedin. Görmedim komiserim, Allah için. Bundan sonra görebilirsin. Konuşsana. Komiserim. Konuşsana. Polis seni çok ne sinir eder biliyor musun Cengiz? Ha? Aptal yerine konmak. Şimdi şu kız yüzünden kavga ettik laflarını bir kenara bırak da. Adam gibi anlat bize. Olay yerinde 4 torba mal bulundu Cengiz. Şakası yok kalır üzerine. Su içinde 20 yıl. Kimin de o mal? Kimden alıyordun? Salaklık etme de konuş. Konuş! Konuş! Necip. Necip Ocaklı. Güzel. Gelelim yanındakilere. Ne haber Murat? Sağ olun komiserim. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Sağ ol. Çıkmadı mı daha bir şey? Zor çıkar. Temizlenmiş bu alet. Yapma ya. Geçmiş olsun bu arada. Rıza Baba. Hmm. Üzüldük valla. Bir şey söyleyeyim mi? Kötüyse söyleme. Gerisi gelir bu işin. Hazırlıklı olun. Çok adamın ayağına bastı sizin ekip. Kerem. Bir şey çıkarsa haber verin. Hı. Alo baba. Nasılsın Ali'cim? İyiyim baba. Koşturmaca. Merak ettim de nasıl gidiyor diye. İyidir, iyi. İyi. Yeni odama alışmaya çalışıyorum işte. Rahat mı bari? Yani biraz küçük. Isınmakta zorlanacağım galiba. Odanın bir suçu yok baba. Sen o oda için büyüksün. Fazla büyük, sığmazsın oraya. Baba? Baba orada mısın? Buradayım evladım, buradayım. Tamam baba, bir ara uğrarım yanına. Tamam, tamam uğra. Beklerim seni, hadi. Bu sayfada? Hayır, yok. Acele etmeyin, dikkatli bakın. Bir de buna bakalım mı? Tamam bu, kesinlikle bu. Necip Ocaklı, hadi usta. Hadi.
Teşekkür ederiz. Kaç paket yürüttün? İki. Necip abi fark ederse. Etmez. Tersi boktur oğlum. Ne yapalım boksa? Bizim halimiz bombuk. Geldi iki geyik yaptı. Kaptı malı defolup gitti. Sordu mu beş kuruş paramız var mı diye. Varsa yoksa Necip'e çalış. Necip'in çiftliğinde hayvan olduk lan. Hayvan. Orası öyle de. Geliyor musun abi? Yok. İkimiz birden kaybolmayalım. Dikkat çeker. İyi. Ben okuturum bunları. Yarısı senin, tamam mı? Sağ ol kardeşim. İlis! Aa, çıkıyor musun? Hava alacağım biraz. Necip abi ararsa söylersin, tamam mı? Anladım. Hadi eyvallah. Halis, bir çay içer misin? İçeyim bari. İt oğlu it. Başı kötü oynuyordu zaten. Tamam. Halis'e söyle peşine takılsın. Arasın beni sonra. Necip'le konuştum. Bir şey mi oldu? Olmadı mı? Fırat'ın onu sattığını anlattım. Ne dedi Necip abi? Halis'e söyle, Fırat gibi puşt olmasın dedi. Fırat Taşkale. Halis Yaman. Necip'in yancıları. Başkaları da olmalı. Oldukça geniş çalışıyorlar. Şimdilik bunlar var elimizde. Sistemde yazılı adreslere fazla güvenme. Faaliyet merkezi Selimler Mahallesi. Biri daha çıktı. Filiz Çimen. Yardım ve yataklık. Vay canına. Necip, Filiz'in kardeşiyle evli. Baldız diye ben buna derim ben. Aylin, Fırat'ın cep telefonu. Tamam. Kaptan Köşkü sana emanet. Tamamdır abi, kolay gelsin. Aylin, Ali'yi ara yetişsin bize. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Boş ver, inceleme. Hayat bu. Bu mu hayat baba? Ne sandın ki oğlum? Sen yarın için planlar yaparsın. Bu arada başından bir şeyler geçer. Hayat o başından geçenlerdir işte evlat. Bazen saçma sapan şeyler. Hepsi bu. Bak telefonuna. Hadi bak telefonuna. Bak. Efendim Aylin. Tamam iniyorum, söyle beklesinler. Çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz baba. Dikkatli ol da, biliyorsun. Biliyorum baba. Çelik yelek. Hadi. Neredesin? Ne yapıyor senin hayvan? Bekliyor abi. Birini bekliyor. Ben de bekliyorum. Tamam ayrılma peşinden. Biz yoldayız, geliyoruz. Koparacağım kafasını onun. Merhaba. Merhaba Hikmet. Biz dümdüz ilerliyoruz Aylin. Tamam, devam edin. Hedef nokta sabit. Yanında mı? Yanında iki torba, 2000. 2000. Baksana, Hikmet'i kafalıyor. Malı çıkardı mı? Çıkarmadı daha abi, mal Fırat'ta. Sen burada kal. Ne içersin? Bir çay alırım. Çay? Çay olur. Bir çay verir misin? Hemen abi. Ne oluyor be? Fırat! Silah var adam. Kaç abi, kaç! Dur lan, dur! Dur lan! Dur! Hadi gidelim. Çık, 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 çık! İyi misin?
Bir şey yok değil mi? Yok bir şey. İyi tamam hadi gel. Çık çık polis polis çık 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 çık. Çık. Tamam tamam sakin ol. Geç. Gel böyle gel 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 gel. Geç şöyle geç. Birbir gel. Buyurun komiserim. İzler kovanlar olay yeri bozulmasın. Baş üstüne komiserim. Ölmüş. 45-43 merkez, 45-43 merkez. Bilinen yere acil ambulans. Hikmet'in kaçması kötü oldu. Polis binecek tepesine. Hikmet ne kadarını biliyor tezgahın? Yerimiz, yurdumuz. Bilemem abi. Hikmet Fırat'ın adamıydı. Sanmıyorum ama söylememiştir bir şey Fırat. Ağzı sıkıydı onun. Başka tarafı gevşekti Fırat'ın. Neyse, dediğin gibidir inşallah. Ne var şimdi elimizde? 4 paketin 3'ünü okuttuk sabah. 2 daha geldi. Yine 3 paket. İyi, dağıtıma devam. Halis de gelsin seninle. Tamamdır abi. Yürü. Nasıl gitti işler? Dünya işleri bildiğin gibi. Harala gürele. Çok çalışıyorsun. Öyle. Hazır başlamışken şu benim fabrikayı da bir teftiş edeyim diyorum. Vay Necip abi. Ne haber lan kopuk takımı? Eyvallah abi. Var mı bir yaramazlık? Yok abi. Eyvallah ayık abi. Olun ayık. Tamam abi. Eyvallah. Nasılsın abla? Sağ ol. Doğru mu gelin? Bekliyoruz önümüzdeki ay abi. Hayırlısı. Bir ihtiyacın olursa seslen. Tamam. Hikmet'in yarası hafif. Akşama kalmaz alırız sorguya. Narkotikten bir şey var mı? Bilmediğimiz bir şey yok. Usta. Sen toparla ortalığı Melek. Burada işimiz bitti. Baş üstüne. Ne bulduk? Caddenin karşısında. Kuyumcunun kamerası. Çete işi hesaplaşma. Bu Necip'in yanındaki adamlar. Ufuk İnce ve Halis Eman. Taksinin plakası okunuyor Zeynep. Anons geçseniz şunu. Tamam. Ne haber lan? Hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi. Ne haber aslanım? Sağ ol abi. Aferin sana, aferin. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi müdürüm, iyi. Polis lojmanı inşaatımız var Halkalı'da. Hak ediş raporu çıkmış. Valilik onayı gerekiyor. Sizden önceki müdür Mavinimiz. Tamam, anladım, anladım. Alayım. Zahmet olacak. Rica ederim, rica ederim. Eski tanıdıklar var Bilal'de. Onları da görmüş olurum. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Rıza... Merhaba müdürüm. Hayırdır? İstifanı vermişsin bu sabah. Doğrudur müdürüm. Neden Rıza? Benim niye haberim yok? Kaç yıldır tanışıyoruz müdürüm? Çok ne bileyim. 25 yıl su içinde. Amir dediğin birlikte çalıştığı memurları tanır müdürüm. Birazcık tanır. Çok değil. Birazcık. İzin verir misiniz? Vilayete gideceğim ben. Nasıl gidiyor? Fena değil. Çok uğraştırmadı. Sen bu Necip'le iş yapmıyor musun? Yok. Kavgalıyız biz onunla. Eski hikaye. Hmm. Bana mal vermeye kesti şerefsiz. Adamı buldu beni. Yarı fiyata veririm dedi. Necip'in eline bu kadar mal nereden geçiyor? İthalat falan mı yapıyor? Yok. Kendi üretiyor. Nerede? Selimler Mahallesi'ni bildiniz. Biliyoruz. Devam et sen, devam et. İşte o mahalle komple bunların tezgahı. Mal orada pişiyor, oradan satılıyor. Adım başı Necip'in adamı. İstanbul'un yarısını bunlar atlıyor. Mahalle dediğin koskoca yer.
nerede kalıyor? Orasını bilemem. Ama nerede olduğunu söylerim size. Hadi naz yapma da anlat. Anlat! Şu odaya girdiğimizden beri hep ben konuştum. Bunun bana bir geri dönüşü olur değil mi komiserim? Ben sana bir dönerek şimdi görürsün gününü ha. Dangalak dangalak konuşma lan. Merdir mi odunu? Söyle ne biliyorsan. Öyle olsun. Öyle olacak tabii. Bugün günlerden çarşamba değil mi? He. Berber Yasin'in teslimatı var bugün. Gültepe'de. Kesin mi? Her hafta çarşamba komiserim. Sekmez. Ali'ye aracı hazırlatıyorum. Bitince aşağıda buluşalım. Tamam abi. Buyurun. Eline sağlık abla. Necip abi. Bir emrin var mı abi? Kimsin lan sen? Çık. Çık, çık ayak altından. Yallah. Çay bahçesine döndü anasını satayım. Kızım size bakın kapıya. Önüne gelen girmesin içeriye. Tamam enişte kızma. Selam beyler. Aleykümselam abi. Giderken taksimetre açık dursun. Polis durdurursa caz yapar. Rahat ol anasını satayım. İlk defa yaptığımız iş sanki. Benim payım. Dikkat et. Bir seferde alma hepsini. Eyvallah. Hadi Naş. Ne haber lan? İyi. Yok mu bu hafta paket? Olmaz mı lan? Yoldayız Halis'le. Necip abi yok mu? O çıkmadı. Biz varız bugün. Tamam. Dükkandayım ben. Harmanız oğlum. Çabuk hadi. Tamam lan. Patlama. Karşımızdakiler bayağı kalabalık. Arkalarında bir mahalle adam var. Derdimiz bunların birini ikisini almak değil. Çok hazırlanamadık. Teknik takip de yok. Kaç kişiler bilmiyoruz. Nasıl olacak? Acelemiz yok. Birkaç gün izleme yapsak hallederiz. Daha çabuk da biter. Nasıl? Aralarına karışırız. Alıcı gibi mi? Aynen öyle. Abi bak şu maçı yazıyorum. Hangisini? Gelmez. Hoş geldin. Hoş gördük. Hoş geldin abi. Nasılsın abi, çay getireyim mi? Ne çayı lan? Hayrını gör. Sen de. Mahalledekiler ne yapıyor? Bildiğin gibi. İple çakalla uğraşıyoruz. Necip abiye selamımı söylersin. Ona kısmetti, sana açtık şişeyi. Eyvallah. Yarasın. Kafan güzel mi yapıyorsun lan tıraşları? Bazen. Dükkan bu. Emin misin usta? Bak başka bir yolda buluruz yani. Ya bir sakin olun. İlk defa mı yapıyoruz sanki? Müşteri gibi girip laf alacağım adamlardan. Tek başıma çatışmaya girmeyeceğim. Abi iki adım mesafedeyiz, aman diyeyim. Tamam. Sen bize Necip'ten daha çok lazımsın abi. Tamam. Abi ıslık çalsan yetişiriz. Ya tamam. Tamam. Usta dikkat et. Hays. Tamam be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Eyvallah, hoş bulduk. Hiç ıslatma. Şu favorilerden biraz alacağız, biraz da enseyi kısaltacağız. Olur abi. Yasin yok mu? İçeride abi, hayırdır? Bir seslensene. Biz yardımcı olalım abi. Sen dediğimi yap, çağır patronunu. Yasin abi. Ne var? Abi seni görmek istedi. Buyur abicim, tıraş mı? Yok, alışveriş. Sen uza. Hı hı. Anlamadım. Bak Yasin, benim alışveriş yapmam lazım. Biraz yüklü. Sende dönermiş o işler. Necip'in malıyı diyorlar. Başka adam aratmayın bana, sen bir yardımcı ol. Yardımcı olalım. Zaten adam burada. O kadar kolay değil. Sustular. Abi. Böyle damdan düşer gibi oldu ama kusura bakmayacaksınız. Benim de vaktim az. Akşam Adana'ya döneceğim. Nereden tanıyorsun Necip abiyi? Ne sandın sen kardeşim bizi? Tanımadığımız adam mı var bizim? Necip Cengiz diye bir elemanı haşet etmedi mi en son? Ha? Duyduk hepsini. Polis bile dokunamıyormuş Necip'e.
sağlamı odur diye size geldik. Adam mı seçiyorsunuz zamana koyayım? Tamam anladık. Yasin, numune verelim arkadaşa. Numune mi? İkram ettiler, içmese bari. İçmese ne yapacak o kadar adamın arasında? Eyvallah. Yarasın. Eyvallah, sağ ol. Hadi kaçalım. Nereye? Necip abiyle bir konuşun. Patron odur. İsterse çalışır seninle, istemezse yoluna bakarsın. Eyvallah. Ver montu. Çıkıyorlar. Hoş geldiniz Rıza abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Emniyetten gelen polis bu mu? Bu ne biçim polis ya? Emniyet amiri kızım bu. Rıza baba. Sadece Rıza baba. Evet, bu tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir kahvemi içseydiniz Rıza abi. Alacağım olsun abi. Başka zaman. Nasıl isterseniz. Artık sık sık görüşeceğiz. Evet, müsaadeniz. Sağ ol. Amirim. Salih, nasılsın? İyiyim çok şükür. Yavuz zırhlısından hallice. Zırhlıya rağbet yok artık Salih. Kesip doğrayıp jilet yapıyorlar. Sağlık olsun. Şurada kalmış bir atımlık barutumuz. Dün emniyetteydim. Konuşuyorlardı sizi. İnanmadım önce. Her şey insanlar için zaten. Kısmetten fazlası olmaz diye bir laf var. Size de olmaz be Rıza baba. Size de yapılmaz ki. Başka zaman değil. Şimdi yardımcı ol. Biraz çabuk ama yoksa çok geç olacak. Çok geç. Merkez 4540. Merkez 4540. 4540 dinlemede. Pendik'te cinayet ihbarı. 323'te bir çocuk cesedi. Rıza baba. Rıza baba. Söyle Mesut. Vuruldum baba. Vuruldum. Galata Köprüsü'nde. Haliç'te birileri fena vurdu beni. O kız kulesi var ya. O kız kulesi. Dönüp bakmadı yüzüme baba. Dönüp bakmadı bile. Dünya kan kaybediyor Rıza baba. Yetiş. Ağır kan kaybediyor. Bütün kan bankalarına baktık. Bütün kanlar bozuk çıktı. Belki diyoruz Rıza baba. Senin kan grubun uyarsa bu dünyaya. Yetiş Rıza baba. Ne olur yetiş. Kaldırımdan yürüsene moruk be. Altımda kalacaksın be. Sağ ol. Alo Necip abi. Yoldayız abi. Bizi görüyor musun Aylin? Görüyorum Melek. İstikamet belli mi? Henüz değil, biz de bilmiyoruz. Ama destek gerekecek. Yeni televizyon aldık, getiriyoruz abi. Full HD ama bir bakmak lazım. Çekecek mi bizim oradan? Çanak marak mı taktıracağız, ne yapacağız? Sen anlarsın işte. Getirelim de bir bak. Tamam, getirin burada halledelim. Ne diyor bunlar böyle? Bu işin sonu kötü. Belli ki mekana götürecekler malı satmaya. Adamlar zaten malla geziyorlar. Mekana niye gitsinler? Ortalık yerde başlarını iş almasınlar diye. Herifler Hüsnü'ye saracak.
Ali, kes şunların önünü. Ha. Sen pek alışkın değilsin herhalde dalgaya. Lan, bir de satıcıyım da geçineyim. Ne diyorsun birader? Hele bir gidelim, anlatacağız güzel güzel, merak etme. Allah kahretsin, polis! İşte. Sakattı usta. Sinyal çaktılar Necip'e. İndireceklerdi seni. Sen iyi misin abi? Bilmiyorum. Hap almak zorunda kaldım. Kafam bir garip. Biliyoruz abi. İç şunu hadi. Sağ ol. Necip'in yeri neresi ha? Necip kim? Ulan gerizekalı. Konuşma kayıtlarınız var. Cep telefonun elimde. Gel abi. Necip'i aradığını hadi. Da duyduk. İstesek bulamayacak mıyız lan? Bak bu son şansımız. Kendiniz bulun. Kendiniz bulun o zaman. Biz bulana kadar Necip kaçarsa olan size olur. 20'şer yıl yersiniz, anladınız mı? Gel, yürü. Selimler Mahallesi. Yerimiz orası. O kadarını biliyoruz lan. Hangi ev, hangi sokak? Hadi sen oğlum! Tamam. Tamam, tarif edeceğim. Dört adam saydım. Evler de dolu olabilir. Necip'i gördün mü? Hayır. Yalnız sokakta çocuklar var. Onları nasıl çekeceğiz? Orasını biz hallederiz. Hadi Melek. Dikkat edin. Çocuklar gelin bakalım böyle. Gelin bakalım. Ne oldu bakkal amca? Kamyon kamyon çikolata geldi. Hepsi dükkanın önünde duruyor. Benim belim ağrıyor. Bir el atın ha. Yardım edene bedava. Ne dersiniz çocuklar? Söz mü? Söz. Tamam. Hadi gidelim. Çocuklar dükkana geliyor. Sokak boşaldı. Anlaşıldı. Hadi tamamız. Hadi rastgele. Oğlum polis geliyor. Kaç. Al orada kal. Yapsan şöyle yapsan. Dur, tamam abi. Dur. Geç. Tamam abi. Geç öyle. Geç. Geliyorum abi, geliyorum. Tamam. Alın şunları. Kocaman bir at çıkmış falında. Büyük kısmet demek. Polisler. Mahalleye polisler bastı abi. Ne diyorsun lan? Kaçın. Kal öyle. Kal. Şimdi ben ölecek miyim abi? Şansın varsa kurtulursun. 45-43 merkez. Kıpırdama. Çekil kenara. Gel buraya. Kalk. Buyurun, hoş geldiniz. Kaç kişiydiniz? Çekil. Hahahaha.
Bu ne hal çocuklar? Okulu mu kırdınız? Yok baba, ne kırması? Operasyondan geliyoruz ya. He. Nerede çoban? Kafası güzeldi, eve postaladık. Yapma ya. İyi hadi oturun bakalım. Usta, Melek geç şuraya geç. Usta hemen bir masa, masa. Şuradakini alalım hemen. Ben hadi. Sana bir sarılayım Rıza babaya. Bak şimdi sana anlatayım. Ya şimdi bu sabah... Anladım. Dur ben anlatıyorum. Bir dakika şunu getirin işte ya. Şimdi bak, bu sabah... Geldim. Hangi bu sabah ya? Dün geceden başla anlatmaya. Tamam, dün geceden başlayayım. Aa, baba geldi. Hoş geldin hayatım. İyi misin Hüsnücüğüm? İyiyim, iyiyim, iyiyim tabii kızım. Anam rengin kireç gibi. Üşüttün mü sen, ne oldu? Bu mu? Ne üşümesi Nazike? Hava iyi ya, çok iyi. Ne yapıyorsun Hüsnücüğüm, ne yapıyorsun? Dalga geçme. Kara kış dışarısı, ayaz. Benim içim yanıyor Suat, benim içim yanıyor ya. Hüsnü. Ne yapacağız? Ay ne yapıyorsun, dur, dur. Ay utanmıyorsunuz benim yanımda, ayıp ya. Ne yapıyorsun be? Ne diyeceğim, şşş Nazike. İçeceğiz. Ay, ne diyor bu? Gerçekten birer duble içeceğiz. Otur. Karşılıklı. Ne içmesi be? Karşılıklı içeceğiz. Rakı rakı rakı. Rakı var mı Suat? Var. Koy. Koysana Suat. Ay, birer kadeh koy bize Suat. Hüsnü iyi değilsin sen. Ateşin mi var? İyiyim. Ateşin mi var acaba? Otur. İyiyim kızım ben. İyiyim. Git iyiyim. Git getir rakıyı. Ay Allah. Aç. Aç Nazike sen de oradan bir müzik. Ay kudurma Hüsnü. Aç kız aç. Açtı. Az kalmış. Hani kızım rakı? Ne oldu rakı? Bu... Ha? Ne oluyor ya? Ne bu ses lan? Oo. Hüsnü Başkan gelmiş. Ne haber baba? Ay, iyidir, eşeksi bulur. Sizden ne haber lan? Ha? Hüsnü, az kalmış rakı evde. Ha? Bu kadar çıktı. Ver. Bana verme. Ver. O içsin madem, ne yapayım? Ben içerim. Hayırdır akşam? Of, amma karıştınız ha! Hadi dikilmeyin, oyna biraz iliş, hadi. Kaldır kolları, hadi. Hadi. Oturmaya mı geldik dünyaya? Hadi. Sağlığınızla çocuklar. Hadi. Evet, hadi. Anne, babam sarhoş mu? Anlamadım ki kızım. Hüsnü dur. Normal değil bu Suat. Normal değil. Vallahi normal değil. Baba hayırdır ya? Hayır oğlum, hayır. Hadi eğleniyorum öyle. Ne güzel kafama göre ya. Hadi eller. Kafana eller, göre. Elleri göreyim. Neyin kafası acaba bu baba? Elleri göreyim. Elleri kaldır. Hadi oğlum. Elleri kaldır. Gel Suat. Hüsnü kurban olayım. Bak gel buraya. Haklısın. Bak. Ay hadi. Patlıyoruz bugün. Patlıyoruz. Tövbe estağfurullah. Nevin Aker, 77 Kastamonu. Ailesine haber verdik mi? Anne babasıyla yaşıyormuş. Bir de çocuğu var. Yoldalar, birazdan gelirler. Cüzdana falan dokunmamışlar herhalde. Yok. Telefonu bile duruyor. Cinsel saldırı gibi de durmuyor. Biraz darp var. Göğüs ve batında derin 3-4 bıçak darbesi. Taşıma izi yok. Bırakıp kaçmışlar. Ya ölmesini beklemişler ya da böyle kendi başına ölmüş. Anne. Nevin. Aile geldi. Nevin kızım. Bırakın. Kızım. Nevin. Şşş, tamam sakin ol. Sakin tamam. Ne oldu kızıma? Orada dur canım. Orada canım. Canım sakin ol. Gel. İsmin ne senin? Kemal. Kızım. Neden yatıyor anne? Ne oldu anneme? Tamam canım. Anne. Tamam sakin. Kızım. Tamam sakin. Gelin böyle. Gelin. Biraz apar topar oldu senin için de bu tayin, değil mi Serdar? Aslında bekliyordum müdürüm. Samsun'dan ayrılmak için dilekçemi vermiştim biliyorsunuz. Duymuştum. Neyse. Organize şubede çok başarılı oldun. Burada da aynı şekilde devam etmeni umuyorum. Elimden geleni yaparım müdürüm. Sizden rica ettiğim şu dosyalar... Hazırlattım. Burada. Bayağı kalabalıkmış. Eskiden daha da kalabalıktı. Bak Serdar, Asayiş Özel Birim adı gibi çok özel bir ekiptir. Bir önceki amirleri Rıza Baba. Baba mı?
Öyle der herkes. Baba gibiydi sahiden. Bu ekipteki herkes de aile gibi. Çalıştıkça göreceksin. Her olaya gözü kapalı girerler. Hızlı çalışırlar. Yöntemleri, iş halletmeleri biraz farklıdır. Baştan söyleyeyim, sonra şaşırma. Merak etmeyin müdürüm. Çabuk alışırım. Ekip de bana alışırsa görevimize sorunsuz devam ederiz. Müsaadenizi istesem. Müsaade senin Serdar. Başarılar. Teşekkürler müdürüm. Hala inanamıyorum baba. Saçma geliyor ya. Rıza baba olmadan nasıl olacak sizin ekip? Ben de bilmiyorum Tunç. Ne olacak, nasıl olacak bir at bilmiyorum ben de. Size de tayin falan gelebilir mi? Şimdilik bir şey yok ama her şey olur be oğlum. Küçük değilsin artık, biliyorsun bu işleri. Ortalık karışık biraz. Belki döner Rıza baba ekibe. Birileri anlar hata yaptığını. Olmaz mı? Zor bu saatten sonra. Aman düşünmesen bunları. Dersine bak lan. Sanki az dert var başında. Olur mu canım ya? Ayla teyzeyi de buyururum bugün okulda. Onların da canı sıkılmıştır. İyi olur, iyi. İneyim ben burada baba. Girme okulun önüne. Çok beklersin ışıklarda. Bekleriz ya, ne olacak ya? Bu soğukta yürüme. Ya geldik işte, iki adımlık gel. Ne inat çıktın ya? Götürüyoruz ya. İşte. Çar. Baba. Ya iyi tamam ya. Bırak. Bozma saçımı ya. Nevin Aker. 6 ay önce boşanmış kocasını. Adamın kimliği elimizde mi? Cihat Okur. Bakırköy'de ototamircisi var. Çiftin oğulları Kemal Okur. Anneyle kalıyor. Boşanma sebepleri belli mi? Cihat dövmeye başlamış Nevin'i. Alkole düşkünlüğü de varmış. Canına tak etmiş kadının. Anne babasının yanına yerleşiyor boşanınca değil mi? Evet abi. Eylül'de de tekstilde çalışmaya başlıyor. Yük olmuyor yani kimseye. Eski kocadan mı başlıyoruz abi? O, bir de şu adam Bahri Özcan. O kim? Nevin'in tekstil atölyesinde tanıştığı bir adam. Bir süre görüşmüşler. Galiba nişan falan bir şeyler olacakmış yakın zamanda. Aileden mi öğrendik bunları? Evet. Ama dün çok az konuşabildik insanlarla. Bugün bir daha uğrayacağız. İyi olur, iyi ya. Kocaya bakacağız. Bu Bahri denilen adam, iş yeri falan. Bir de olay yeri raporu Aylin. Söyle yayılmasınlar, tamam mı? Tamam abi. Rıza baba gitti diye sallamasınlar bizi, bozuşmayalım ha. Tamam mı? Aynen söylüyorum abi. Dağılalım mı o zaman abi? Hadi kardeşim, hadi. Ne oluyor ya? İyi günler arkadaşlar. Sizi dağılmadan yakaladığım iyi oldu. Toplantı odasına bekliyorum. Siz kimsiniz? Bir kendinizi tanıtsanız önce. Emniyet amiri Serdar Taşpınar. Ekibinizin yeni amiriyim. Toplantı odasında bekliyorum. Ne ya? Oo, havalara bak be. Şşş, dur lan oğlum ya. Adam gelir gelmez. Böyle küt diye gelinir mi? Neden haber verilmiyor bize? Verseler ne yapacaktık? Kırmızı halı mı serecektik önüne? Hadi gitmiyor muyuz? Bekliyor adam, hadi. Of, böyle işin ya. Geldim gidiyorum şu meslekten. Kaç yılda hiç mi bir şey değişmez müdürüm? Sakin olur musun Ziya? Olamıyorum müdürüm. Kusura bakmayın. İlçedeyiz biz. Böyle oturduğumuz yerden çalışmıyoruz ki biz. Bizim altımızdaki arabanın mazotu benzini bitti mi? Nasıl dolaşacağız? Ekipleri nasıl denetleyeceğiz? Sokaklarda nasıl çalışacağız? Bize gelince mi parası bitiyor emniyetin? Bütün araçların deposu boş. Ne yapacağız bu halde? Özür dilerim Rıza baba. Buramıza kadar geldi. Devletin işi için devletten para dileniyoruz. Halimize bak. Sen niye özür diliyorsun Ziya? Müdürüm, sabahtan beri telefonlar susmuyor. Hiç aramadıysa 20 tane karakol amiri aradı. Gömülleri bitmiş, alamıyorlar. Soğuktan titreyerek çalışıyor arkadaşlar. Haberin var Rıza Bey. Ama yıl sonu oldu mu defterdarlık kesiyor ödeneği. Bütçenin son günleri malum. 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 Ne olacak peki müdürüm? Oturup bir ocağı mı bekleyelim? Olmaz öyle şey Ziya. Sen dön işinin başına. Benden haber bekle. Sahi mi Rıza baba? Bakacağız Ziya. Hadi sen git. Handan müdürüm.
Müsaade ederseniz ben gidip bir görüşeyim defterdarlıkla. Ha? Siz bilirsiniz Rıza Bey. Ama bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Çocuklar, elim boş gitmeyeyim ha. Gitmeden dosya, evrak, ne lazımsa bu konuda. Hadi hemen hazırlayın. Hazırlayın çabuk hadi. Tanışma faslını uzatmak istemiyorum. İnsanlar birbirini zamanla tanır. Tabii beni bir an önce tanımanız da çalışma alışkanlıklarıma kolay adapte olmanız bakımından fayda var. Merak etmeyin, tanıdık sizi. Bu kadar çabuk. 15 saniye. Bravo. O sizin beceriniz. Komiser Mesut Güner'i. Doğru. Pekala. Komiser Hüsnü Çoban. Komiser Melek Serter. Komiser Zeynep Ateş. Komiser Murat Ateş. Siz ikiniz... Evet, evliyiz. Bir sorun mu var? Olunca söylerim komiserim. Farkındaysanız komiserim dedim size. Siz de benimle konuşurken cümle sonuna bir amirim sıfatı eklerseniz makbule geçer. Komiser muavini Ali Akdoğan. Benim. Eski amir Rıza Soylu. Kayınpederim. Sizin ekip için onlar aile gibidir denmişti bana. Benzetme sanmıştım. Değilmiş. Biz bugüne kadar bir zararını görmedik amirim. Bakacağız komiser. Bakacağız. Komiser muavini Aylin Aydın. Muhaberat. İyi. İşe dönebiliriz. Elimizde ne var? Anlat bakalım Aylin. Detaylar. Tabii. Dün gece başlanan bir cinayet soruşturması. Nevin Aker. Önce darp, sonra bıçaklanmak suretiyle öldürülmüş. Olayla ilgili ilk raporlar burada. Şüpheli var mı? Olası şüpheli demek daha doğru. Amir. Cihat Okur. Kim bu? Ayrıldığı eşi. Ayrılma sebebi ne? Alkol, şiddet. Malum ki yani. Gidin alın hemen adamı. Birkaç ihtimal üzerinden gidiyoruz amirim. Dediğimi yap. Önce şu eski koca. Hadi bakalım buyurun. İşimiz var bu adamla. Ya iki günde bir şubenin iklimi bu kadar değişir mi ya? Bu kadar mı yani? Bir ara tamam dedim. Mesut abi dalıyor adamı. Ben senden beklemiştim be kardeşim. Herkes birbirine bırakırsa olacağı bu. Tamam lan. Ben şimdi gidip onun... Şşş, dur oğlum. Dur, otur oturduğun yerde. Kıdem sırası diye bir şey var ya. Abi alın beni merkezden. Devriye yazın. Bütün gün devriye yazın. Gece de yazın. Fark etmez yani. Ne diyorsun kızım sen? Ben bu adamla ne yapacağım abi? Bütün gün burun buruna ofiste. Aylin hadi Allah aşkına hadi. Hadi. Abi vallahi ciddiyim. Canım, hadi. Ben deliririm burada duramam. Kızım saçmalama ya. Burun burun olmaya gerek yok. Böyleleri nerede olsa bulur delirtir adamı zaten. Hadi çıkmıyor muyuz ya? Hadi daraldım abi. Of. Hadi usta yürü gidelim çıkmadan. Hadi gidelim. Hadi. Sabahın körü kapı çaldı. Anlamadık ne olduğunu. Bir baktık Nevin tutmuş Kemal'i elinden. Bir de küçük valiz kaçmış gelmiş kocasının evinden. Dövmüş Cihat. Bir iki defa daha el kaldırmıştı ama bu sefer hiç acımamış. Dayanamayacağım artık. Bitireceğim dedi. Bitir kızım dedi. Nasıl mutlu yok, olacaksan öyle yap. Teşekkür ederim. Cihat'tan ya da ailesinden ısrar olmadı mı? Oğlunu da alıp gitmiş Nevin. Peşinden gelen rahatsız eden birileri. Yok olmadı. Allah için olmadı. Cihat da aslında kötü bir adam değil. Yani içince değişenler var ya onlar gibi. Yine de tehlikeli biri ama. Öyledir. Ama o günden sonra biz görmedik bir tehlikesini. Boşandılar kavgasız gürültüsüz. Cihat da yumuşadı. Pişman oldu herhalde. Bir daha başını ağrıtmadı yani kızın. Yok bıraktı kızım peşin. Sonra çalışmaya başlamış galiba Nevin. Evet. Tekstil atölyesi var mahallede. İş bulmuş orada. Boş oturup da yük olmayayım size dedi. Çalışmaya başladı. Kemal'in masrafı çıksa kârdır dedi. Ses etmedik. Bu Bahri ile de atölyede mi tanışmış? Evet. O da ustabaşıymış orada. Gençler temiz bir adam. Nişanlanma durumları olmuş galiba. Çocukluk kadınım. Gezmek tozmak bana uymaz dedi. İsteme nişan bir arada olacaktı.
Siz hiç karşı çıkmadınız yani. Ya da eski kocasının ailesi. Yok, onlar karışmazdı zaten. Biz her zaman yanında olduk kızımızın. Başında olduk. Ama gençtir, yalnızlık zor. Nasıl arzu ederse öyle yapsın dedik. Nişan takılmadı ama, değil mi? Araları bozulmuş galiba. Bir hafta önce kavga ettiler. Burada bizim sokağın başında. Bir bağırış, bir çağırış. Ne oldu kızım dememe kalmadan bitti anne dedim. İstemiyorum kimseyi. Neden diye sorma. Evlenmek de istemiyorum. Oğlum yeter bana dedi. Kapandı odasına. Siz hiç görüştünüz mü Bahri ile? Yok, ne görüşeceğim. Kızım istememişse bitmiştir benim için. Dertleri neymiş peki? Benim kızımın tek derdi huzurdu. Evinden işine, işinden evine, çocuğunla gelir giderdi. Torunumla bizle mutluydu. Kim ne istedi, neden çok gördü bu kadarını bilemem. Allah'larından bulsunlar inşallah. Başın sağ olsun Cihat. Sağ olun komiserim. Oğlum öksüz kaldı şimdi. Cihat, ben çıkıyorum oğlum. Baba, Nevin... Duydum oğlum, duydum. Sizin de başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Ben bir gidip Kemal'e bakayım. Tamam baba. İşim bitsin gelirim ben de. Tamam oğlum. Şu boşanma işini bir anlat bakalım Cihat. Dayak falan da varmış herhalde. Vardı abi. Sorma. Elim kırılsaydı. Ettim bir cahillik. Çok alkole düştüm o ara. Borç gırtlakta. Evden çıkardım hırsımı. Nevinden. Gururlu kızdı. Kaldıramadı. Ayrıldı benden. Haklı mıydı diyorsun? Haklıydı tabii abi. Gitmedi mi peşinden? Hemen razı mı oldun ayrılmaya sen? Çok utandım abi. Kapısına bile gidemedim bir daha. Dön barışalım demeye yüzüm tutmadı. Eline ne oldu Cihat? Bu bizim çırağın sakarlığı abi. Arabanın kaputunu düşürdü elime. Anladım. Bir yerlere kaybolmasın değil mi Cihat? Yine gelip konuşabiliriz seninle. Yok abi. Buradayım. Cenazemiz var zaten. Oğlan var. Nereye gideceğim? Tamamdır. Tekrar başın sağ olsun. Tehlikeli diyorlardı adam için. Takin çıktı. Bana da ilginç geldi. Bakalım. Olay gecesi nerede olduğunu bir araştıralım. Telefonlar falan. Baktıralım, baktıralım. Belli olmaz. O gece kaçta bitirdik? 8 gibi çıktı herkes abi. Kapattık biz de. Nevin de vardı kapatırken. Tabii. En son gördüğümüz de odur. Allah rahmet eylesin. Burada çalışanlardan biriyle samimi olmuş galiba Nevin. Bahri Özcan. Bizim Bahri. Görüştüler bir ara. Nişan falan olacaktı ama... Neyse de. Nerede şimdi Bahri? Yok mu burada? Yok abi. 3 gündür gelmiyor işe. Telefonunu da kapatmış. 3 gündür. Evet abi. Allah Allah. Nerede bunun evi, adresi falan var mı sende? Var tabii. Yazayım getireyim abi. Hadi sana zahmet. Tamam abi. Öldüğü gece eve gitmiyor. Demek ki en son buradan çıkmış Nevin. Evet abi. Konuşacağım çalışanlarla. Konuşursun sonra. Kamera falan da baktıralım Ali. Mekanlar olur, sokaklar olur. Dükkan, mükkan. Tabii abi, sordurun. Buyurun abi. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olun. Yılın sonu geldi. Bütçenin de sonu. Emniyete ayrılan paranın da sonu geldi, öyle mi? Tam öyle değil Rıza Müdürüm. Siz tabii bütçe şubede yeni olduğunuz için uygulama hakkında tam bilginiz olmayabilir. Yok zaten, evet. Sizin bu uygulamanız hakkında hiçbir fikrim yok. Ama başka bildiklerim var. Söylemek isterim size. Tabii. Ben 30 yıldır sokaklardayım kardeşim. Sizin o takviminiz, ne diyorsunuz adına? Mali yıl mı? İşte o sokaklarda geçmez. Gün, saat, gece, gündüz. Sokaktaki memur için fark etmez. Bir ihbar geldi mi biner aracına, kontağa basar ve gider. Şimdi siz bana o aracın deposunu dolduramayız mı demek istiyorsunuz? Müdürüm, aslında... Dışarıdaki memur zorda. İçeridekiler rahat mı sanıyorsunuz? İlçe karakollarının çoğunda kömür bitti. Memur arkadaşlar içtikleri çayın sıcaklığıyla ısınmaya çalışıyorlar. Nelerden bahsettiğimi anlatabiliyor muyum? Siz burada sıcacık bir odunuzda rahat rahat çalışırken vatandaşa hizmet için maaş alan memurun eli kolu bağlı. Ya aracına binip göreve gidemiyor ya da karakolunda tir tir titiyor. Durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk Rıza Bey.
vahim kardeşim. Maalesef sokaklar da, soğuklar da kimsenin keyfini beklemiyor. Bakın, her türlü sıkıntıya rağmen polisimiz gerektiğinde yine vatandaşın yanında olur. Ama siz nerede olacaksınız? Yanımızda mı, yoksa evraklarınızın, dosyalarınızın arasında mı? Elbette memurumuzun her zaman yanındayız Rıza Bey. Gerekli belgeler hemen hazırlanırsa... Çocuklar, belgeler hazır, buyurun. Biraz acele olursa şubeye elden götürmek istiyoruz. Cihat'ın ilk ifadesinde açık yok. Telefon kayıtlarını istedik. Gelir birazdan. Oradan da temiz çıkarsa başka ihtimallere bakmak lazım. Hı hı. Diğerleri nerede? Soruşturma devam ediyor amirim. Nevin'in çalıştığı yerde bir şüphelimiz var. Adrese bakıyor arkadaşlar. Eski kocadan ne haber? Adam şimdilik temiz görünüyor. Temiz mi? Saçmalamayın. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun müdürüm. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor bakalım Serdar? Şimdilik fena değil müdürüm. Çalışıyormuş arkadaşlar. Çoğu dışarıda zaten. Döndüklerinde bakacağız ne yapmışlar. Bir kahve ısmarlayacak mısın? Elbette, buyurun. Bu ne şimdi böyle ya? Çalışıyor arkadaşlar. Döndüklerinde bakacağız. Küçük. Nereye gidiyorsun ya? Kahve falan isterler şimdi. Başkasının istesinler. Bari! Bari içeridesin biliyoruz. Aç kapıyı, aç! Açsana lan polis! Aç polis! Abi benim bir şeyden haberim yok. Vallahi. Ulan sana da abine de. Aç kapıyı lan! Niye açmıyorsun lan kapıyı? Ne bu suratının hali? Abi anlatacağım, vallahi anlatacağım. Bir şey yapmadım ben, ne olur inanın. Tamam, kes sesini, kes. Üstüne bir şeyler giy hadi. Nereye abi? Merkeze oğlum, merkeze. Hadi, hadi, hadi giyin, hadi. Hadi. Baba, Kemal nasıl? İyi, sarsılmış çocuk. Ama daha iyi olacak inşallah. Ne düşkündü anasına? Nasıl toparlayacak şimdi o çocuk? Mecbur toparlayacak oğlum. Sahipsiz değil ki. Babası var, biz varız. O cenaze evinde çok kalmasın zaten. İyi gelmez çocuğa. Anası da yok artık. En münasibi seninle kalması. Alırız tabii baba. Bırakır mıyım evladımı? Baba, kim neden yapar bunun evine? Ben nereden bileyim? Sen uğraştın abuk sabuk işleriyle. Sen söyle. Yok baba, yok. O salak herif elini kaldıramaz Nevin'e. Kesin bir başkası. Olmuş, başkası olmuş. Fark eder mi? Kime kuyruk salladığı belli değildi. Konuşturma beni öyle. Kötü kötü ölünün arkasından. Nasıl oldu bu iş hiç anlamadım Rıza Bey. Epey yüklü bir ödeme koparmışsınız. Öyle oldu müdürüm. Biraz da şansa herhalde. İlk kez gittik diye eli boş göndermek istemediler. Olur mu Rıza Baba? Resmen söke söke aldın adamlardan parayı. Handan müdürüm, bir laflar etti Rıza Baba. Ne oldu, şaşırdı defterdarlıktakiler. Hadi, hadi, tamam. Hadi işinizin başına. Bu para kendi kendine dağılmayacak ekiplere. Hadi bakalım. Tabii, tabii Rıza Baba. Ne diyeyim, elinize ağzınıza sağlık Rıza Bey. Estağfurullah müdürüm, estağfurullah. Rica ederim. Çocuklar, odağımdayım. Getirin dosyaları da bitirelim şu imza faslını. Kolay gelsin Rıza. Oo müdürüm. Rahat durmuyor musun kardeşim? Herkes konuşuyor dışarıda. Gevezelik ediyorlar müdürüm. Aldırmayın siz onları. Öyle deme. Yapmasın yine Rıza babalığını. Peki varsa Rıza baba olmanın bir manası var. Burada evrakların imzaların arasında Rıza müdür oldu. Burada ne kadar olabildiysek tabii. Vallahi orasını bilemem. Ama bir süre daha buradasın. Anlayamadım. Emniyet müdürünün yanındaydım sabahtan. Senin emeklilik dilekçenin yüzüne bile bakmadı. Rıza'yla işimiz çok. Bize her zaman, her yerde onun gibi adam lazım dedi. Anlatabildim mi kardeşim? yani emeklilik? Yok emeklilik falan. Yok Rıza. Unut kardeşim. Hadi kolay gelsin.
Niye ayrıldın siz Nevin'le? Güzel güzel görüşüyormuşsunuz. Nişan falan da takılacakmış. O istedi ayrıldık abi. Ben evlenecektim, ciddiydim yani. O neden istedi lan ayrılmayı? Ne yaptın lan Nevin'e? Bir şey yapmadım abi. Dedim bir baş başa iki günlüğüne dayımın köydeki evine gidelim. Havamız değişsin. Baş başa ha? İstemedi. Senin dedi niyetin kötü. Doğru söylemiş. Kötüydü değil mi lan niyetin? Abi evlenecektik diyorum ya. Çocuğum var benim. Sen beni ne sandın dedi? Bozdu işi. Ayrıldık. Sonra? Sonra işte ben... Israr ettim. Aynı iş yerindeyiz zaten. Çektim konuştum falan. Rahat vermedin yani kadına. Vazgeçilir mi hemen abi? Ciddiydim diyorum ya. Bari seni çok ciddi döverim bak, tamam mı? Ne yaptın lan kadına? Bir şey yapmadım abi. Vallahi bir şey yapmadım. Nasıl gidiyor? Kim bu? Nevin'in iş yerinden görüştüğü adam. Bahri. Ne olmuş buna? Anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Peki lan tamam. Hadi inandık. Dayağı kimden yedin lan? Cihat. Cihat kesti bir gece yolumu. Bir dakika. Bu Cihat? Nevin'in eski kocası Cihat mı? Evet, o. Demedim mi size? Eski koca. Pislik her zaman onlardan çıkar. Nerede şimdi bu Cihat? İş yerindeydi en son amirim. Almayacak mıydık biz bu adamı Murat Komiser? Cihat'ın ilk ifadesinde sorun yoktu. Bence şimdi var. Önce bunu dövüyor, sonra Nevin'i öldürüyor. Anlamıyor musun komiserim? Bu işler hep aynıdır. O zaman Cihat Okur'u alalım hemen. Zahmet olmazsa. Bir de hızlı diyorlardı sizin için. Bu mu hızınız? Ben senin... Şşş! Murat yapma ne olur. İlk günü daha atacak tabii havasını. Sakin ol. Serdar Amir Cihat'ı almamızı söyledi. O ne ara karıştı ya? Camdan seyretti sorguyu. Allah Allah. Ben gidip alayım şu adamı abi. Haberleşiriz. Serdar ters bir şey mi söyledi Murat'a? Yok. Melek doğru söyle kızım. Yok vallahi abi. Ya adam komple ters, görmediniz mi? Ben onun tersini düzünü var ya. Bununla birlikte 4 CD oldu. 3 tanesi atölyenin sokağından. Buranın kamerası da caddeyi görüyor. İnşallah bir şeyler çıkar. Çıksın da vallahi şu yeni amir sarmadan bitirelim şu işi. Bunu bitirsen ne olacak? Adam fırsat kolluyor gıcıklık yapmak için. O da doğru. Hadi gidelim. Ben ne biliyorsam anlattım komiserim. Bir hata mı oldu acaba? Hata falan yok Cihat. Biraz daha detaylı görüşmemiz lazım. Resmi ifaden alınacak. Anladım. Oğlum, dükkan sana emanet. Tabii usta. Cihat, hayırdır? Emniyete kadar gidiyorum baba. Çok uzamaz herhalde. Ne oluyor böyle? Saat başı tepemizdesiniz. Gidelim mi Cihat? Tamam abi. Baba, konuşuruz sonra. Dükkanda kal sen. Annemlere bir şey deme. Telaş yapmasınlar, tamam mı? Hı hı. Atölyedekilerin ifadesine göre Nevin saat 8 gibi çıkıyor mekandan. Tamam. Bütün görüntüleri aynı saatte getirip paralel izleriz. İstersen biraz önceden izleyelim. Kadını takip eden birileri var mı yok mu ona bakarız. İyi olur. Bir saat geriden başlatalım. Saat 7 diyorum. Nedir bunlar? Güvenlik kamerası kayıtları. Nevin Eker'in öldüğü gece iş yerinden ayrılma anını bulmaya çalışıyoruz. Hala detaylardasınız. Nerede bu kadının eski kocası? Murat dükkanından aldı, getiriyor. Birazdan burada olurlar. Hele şükür. Ali. Gaza gelmeyelim. Ya ne gazı Aylin? Görmüyor musun? Hadi ya. Takılmayalım arkadaşlar. İşimize bakalım. Hadi. Bahri doğru söylüyor değil mi Cihat? Onu o hale sen getirdin. Evet doğru komiserim, ben yaptım. Derdin neydi? Nevin'in bir başkasıyla görüşmesini mi kaldıramadın? Hayır. Hayır, alakası yok. Cihat, bak, çok zaman kaybettiriyorsun. Anlat adam gibi. Nevin dertleşti benimle. Nasıl? Canını sıkmış bari. Bir gün bir baktım, ağlıyor bizim oradaki yolda. Zorladım biraz, anlattı. Karışma dedi. Yemin verdirdi ama duramadı. Yani Nevin'e kızmadın.
Onunla bir derdin yoktu. Bahri'yi uyarmak istedin, öyle mi? Evet abi. Bizim evliliğimiz bitmiş gitmiş Nevin'le. Ama hukukumuz vardı, çocuğumun anası. Mutlu huzurlu olsun isterim. Onu üzeni üzerim abi. Kıymetli midir benim Nevin? Peki, bu elin, yara? Bahri'ye saldırırken oldu. Dükkanda mecburen yalan konuştum. Kusura bakmayın abi. Durdursana şurada. Gel ikinci kameraya. Bu mu? Arabaya bak. Şu inen. Atölyenin tam önünde gördün mü? Şu gelen de Nevin. Sorguda mı bizimkiler? Hı hı. Koş hemen haber ver. Tamam. Hadi. Gel. Rüstem Bey. Acelesi var mıydı bu kadar? Daha anasının cenazesi kalkmadan alıp gidiyorsun çocuğu. Daha iyi ya. Kötü etkilenmesin çocuğu. Cenaze evidir. Gelen giden ağlayan bunalmasın ki ama. Dede babam nerede? İşi var oğlum. Eve gelecek o. Seni bırakır mı baba? Polisle görüştü mü Cihat? Görüştüm, merak etme. Masumdur benim oğlum. Yanlış bir şey yapmadı. İnşallah öyledir. Kemal'im. Allah emanet ol oğlum. Bitsin bu işler, görüşeceğiz yine. Tamam dedeciğim. Hadi aslan. Gel bakayım. Geç. Rüstem bu. Cihat'ın babası. Ne işi var Nevin'in iş yerinde? Akşam vakti eski gelinini arabasıyla iş yerinden neden alır bu adam? Bulunca sorarız. Ama var bir numara. Bence de var. Cihat'ı almaya gittiğimde bayağı aksiydi Rüstem. Belli ki huzursuz oluyor bizi gördükçe. Nevin'in ailesi aradı. Rüstem az önce cenaze evine uğramış, torununu almış. Ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? Nevin'e kesin bir şey yaptı bu adam. Torununa da zarar verebilir. Gidip bulalım şu adamı abi. Hadi çıkalım kardeşim. Cihat da gelsin bizde. Hadi, hadi usta, hadi. Bu kadar değil mi? Evet, Murat, doğru. Efendim? Devriyede misin? Nasıl oldu? Bahri'yi hırpalarken. Tamam. Ümit. Cihat bizle geliyor. Hadi çabuk biraz. Tamam komiserim. Hayırdır komiserim? Konuşacağız Cihat. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Ne oluyor burada? Cihat okur. Neden hala savcılığa sevk edilmedi bu adam? Daha işimiz bitmedi. Ne işiymiş bu? Amirinize bilgi vermeden kendi başınıza ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya? Bir numaralı şüpheli Cihat'ın babası Rüstem. Hatta Nevin'in oğlu da tehlikede şu anda. Başka soru var mı? Şimdilik yok. İyi. Bekle sen, geliyorum. Tamam. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Yok anne, yok bir şey. Hayır. Ararsa babam haber ver bana. Yok mu evde? Yok. Uğramamış hiç. Kemal'i alıp nereye götürmüş olabilir? Bilmiyorum ki, açmıyor telefonunu. Dükkanını da arasana Cihat. Arıyorum. Biraz önce buradaydı usta. Para aldı, çıktı dükkandan. Para mı aldı? Nereye gitti peki? Bilmiyorum ki, bir şey demedi usta. Tamam tamam. Sağ ol, hadi. Para almış çıkmış dükkandan. Kemal de yanında. Resmen kaçıyor bu adam. Ne kaçması? Ne oluyor abi, ne yapmış ki babam? Anlayacağız aslanım. Melek, arasana ailini. Sinyal tespiti isteyelim. Yazında gitmiştik. Nasıl sevinmiştin? Bahçede iş yapmıştık bütün gün. Ama yorulmuştuk babamla. Her tarafımız ağrımıştı. Bu sefer yorulmak yok ama. Zaten kış vakti ne iş olacak ki bahçede? Meyve kalmamıştır değil mi ağaçlarda dedi? Yok aslanım, ne meyvesi. Ama odun kırarız beraber, ocağı yakarız, et de alırız. Bir güzel mangal yaparız. Güzel olmaz mı? Olur. Keşke annem de olsa. Annem, babam, hep beraber olsak keşke. Nasip Kemal'im,
Biz bize yeteceğiz artık. Ne yapalım? Kilyos'un ilerisinde. Ağaçlı yolda ilerliyor. Yaklaşık 4 kilometre önümüzde. İlerisi ağaçlı yol. Basalım biraz Ali. Çok uzakta değiliz. Tamamdır. Sağ ol Ali. Tamam. Köydeki eve gidiyor. Ne evi bu? Bahçemiz var abi ilerideki köyde. Aileden kalma eski ev var. Yazları falan gideriz. Ne işi var Rüstem'in orada? Bir de yanında torunuyla. Hop hop. Rüstem. Kapat kontağı. Kemal. Gel canım buraya. Gel. Kemal. Oğlum. Nereye gidiyordun Rüstem? Köyüme gidiyorum. Evime. Ne istedin evinden? Herkes her şeyi biliyor artık Rüstem. Derdin neydi? Baba. Yapmadım de baba. Bir yanlışlık vardı. Allah aşkına baba. Layık değildi bize. Hani ailemize layık Rüstem. Değildi o kadın. Bize layık değildi. Araba bende abi. Boşandığı gittiği yetmedi. Ailemizin adını lekelediği yetmedi. Çalışmaya başlamış. Çalışmak bahane. Kırıştırmaya yer arıyor. Namus şeref kalmamış ki. Namus şeref ha? Ne yapmış Nevin? Nerede yanlış yapmış Rüstem? Bir anlat Allah aşkına. O adamla görüşüyormuş. Düşmüş, kalkmış. Bir de anlaşamamış. Oğlumu salmış üstüne. Cihat mı böyle anlatıyor, sen mi uyduruyorsun? Görünen köy kılavuz istemez. Oğlumun aklını almış bir kere. Cihat adam olsa kendisi yaşatmazdı. Gider namusunu temizlerdi. Fedaisi gibi dolanmazdı peşinde. Onun yapmadığını sen yaptın öyle mi? Evet yaptım. Ben bize yakışan neyse onu yaptım. Bitmedi mi daha diyordunuz? Şimdi bitti dosyanın işi amirim. Eski koca, eski kayınpeder. Söyledim size değişmez. Arıza mutlaka eski evlilikten çıkar. Yapın sevgini. Savcılıkla ben görüşürüm. İnanamıyorum ben bu adam abi ya. Sanki kendi çözdü bitirdi olayı. Nesine inanacaksın kızım? Böyle pişkindir bunlar. Hiçbir şey olmamış gibi de dolanırlar böyle ortada. Tamamsanız bitirelim usta. Tamamız. Gelsinler alsınlar yazılı ifadeyi. Kaç oldu saat? Demin sordun ya. Uçağı kaçırır mıyız? Haberleri var, bekleyeceğiz. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben hastanenin başhekimiyim. Şunu söylemeliyim ki kızınız bir kahraman. Siz de öylesiniz. Sayenizde hayata tutunacak çocukları düşünün. Onların aileleri, mutlulukları. Birinci ekip biziz. İkinci ekip burada. En hassas organ sizde, kalp. İstanbul'a uçacaksınız. Göreyim sizi çocuklar, hata yapmayın. Merak etmeyin hocam. Hadi hadi. Dün bir çocuğunuz vardı, bugün 3 çocuğunuz daha oldu. Hepsinin aileleri adına size minnettarız. Duydun mu bak? Ezgi'nin bir sürü kardeşi oldu. Teker teker. Bana ateşi var gibi geldi. Bir ölçebilir misiniz? Tabii.
ki. Ne oldu? Bir haber mi var? Bilmiyorum ki. Aradığımız uygun kalbi bulduk. Ne? Ne zaman? Birkaç saat içinde kalp burada olacak. Gece yarısına doğru alacağız ameliyatı. Yavrum, kuzum benim. Kurtuldun anneciğim, kurtuldun. Aslanım benim. Babasının aslanı. Niyazi. İkincisi ne zaman bunlar acaba? Kısmet Bey'im, darısı başına. Bu nakilden sonra Görkem birinci sırada. Nakil sırası onun. Kim bilir ne zaman gelir o sıra. O çocuk 8 aydır bekliyor. Görkem'in o kadar vakti yok Anıl. Oğlumun o kadar vakti yok. Adamın 5 çocuğu var. Biz çocuğumuz olsun diye 10 sene uğraştık. O da elimizden gitmek üzere. Nasıl bir adalet bu? Nasıl bir adalet? Allah kahretsin. Anıl Bey, aşağıda birkaç imza atmanız gerekiyor. Hallediver şu işi. Tamam. Standart prosedür, birkaç imza var. Allah'ıma şükürler olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol beyim. Sonunda kurtuluyorsun oğlum. Aslan oğlum benim. Adı Serdar. Bak. Serdar Taşpınar. Tanıyor musun? Mavi. Hiç duymadım. Bir görsen artistin önde gideni. Sanki amir değil holding yönetiyor. Düzenimizi bozacak bu adam baba. Bak görürsün. Dur bakalım. Hemen belli olmaz. Belki alışırsınız. Sen de çok sakinsin be baba. Ne yapayım oğlum? Gidip odasını mı basayım ha? Kalk o koltuktan, ben oturacağım mı diyeyim ha? Aslında fena olmaz ya. Çok zıtlaşmayın adamla. Artık amiriniz o. Beğenseniz de beğenmeseniz de o. Gerçek bu. Rıza, şu emeklilik işi ne oldu canım? O iş biraz uzayacak galiba. Neden? Ne oldu ki baba? Emniyet müdüründen dönmüş. Biraz zaman geçsin tekrar deneyeceğim. Belki de gidip bizzat görüşürüm, bilmiyorum. Güzel. Ne sırıtıyorsun öyle? Emekli olmaman demek her an bize geri dönebilirsin demek baba. Ali yapma ama oğlum. Ya öyle anne öyle. Az olsun bizim olsun. Umut olsun bize baba. Hadi hadi. Geldiniz mi? Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Yani sen şimdi diyorsun ki Allah nasılsa 4 evlat daha vermiş sana. 5. ölürse ölsün. Al paranı sesini çıkarma. Hayır bak tam öyle değil. Ne demek değil? Tas tamam öyle. Oğlum o ameliyata girecek be. Varsa nasibinde yaşamak yaşayacak. 3 günse 3 gün. Ama babası... Oğlunun ameliyat sırasını parayla satmayacak. Ne sen teklif ettin, ne ben işittim. O kadar. Allah oğlunun da şifasını versin tez zamanda. Tek diyeceğim bu. Keşke beraber çalışmasak dediğin oluyor mu? Hayır. Neden olsun ki? Bilmem. Bugün aklıma geldi. Serdar gelince yani. Çok gıcık herif. Ne oldu?
Rıza babayı özledim. Ben de. Bizi çocukları gibi görüyordu. Kaç kere tartıştık merkezde. En fazla kovardı. Hatırlıyor musun? Gidin başka yerde tartışın, öyle gelin derdi. Bazen de zorla barıştırırdı. Murat, beraber çalışmamız artık sorun olabilir. Bunu konuşmak için erken. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Bakarsın ekibi komple dağıtırlar. Acaba sensiz polislik neye benzer? Çok alıştım döndüğüm baktığım yerde seni görmeye. Bu iyi bir şey değil galiba. Bilmem. Ama ben sen olmadan sadece polislik değil, hiçbir şey yapamam artık. Ve bence bu çok iyi bir şey. Merkez 4540. Merkez 4540. Merkez 4540 cevap ver. Ameliyathane hazır mı? Hazır hocam. Tamam. Ne olmuş burada? Hanımefendi. Beyefendi uyanın. Ölmüş. Bu çocuk ölmüş. Ne yapacağız hocam? Öbür çocuk Görkem, onu hazırlayın hemen. Sakın dokunmayın hiçbir şeye. Hastane polisini çağırın hemen. Çabuk. Ethem. Oğlum. 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 Yavrum. Oğlum. Oğlum. Kardeşim daha var, ufak. Onları yedirdim, içirdim, uyuttum. Sonra haber geldi. Tamam sen, başın sağ olsun. Geç şimdi. Çok üzgünüm, başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Ne diyeyim? Böyle saçma ölüm mü olur kardeşim? Nerede bu çocuğun ailesi? Burada var abi. Komiserim. Savcıyı bekliyoruz. Büyük ihtimalle otopsi isteyecek. Bir ambulans hazır beklesin. Anlaşıldı. Çocuk bir şekilde yattığı yerden kalkmaya çalışmış olmalı. O sırada düşüp cihazdan kurtulmuş. Cihazların görevi neydi? Solunum desteği. Kanı temizlemek. Siz odaya girdiğinizde anneyle baba neredeydi? Kadın şurada, adam şu sandalyede. İkisi de uyuyordu. Doktor Serdar Taşkın, Doktor Serdar Taşkın. Acil serviste bekleniyorsunuz. Tabii, teşekkürler. Tamam. Mehmet. Buyurun komiser. İkisinin birden bu kadar derin uyuması normal mi sence? Neden olmasın? Yorgun düşmüşlerdir komiser. Oğulları birkaç saate ameliyata girecekmiş. Hem de açık kalp ameliyatı. İnsan gözünü bile kırpmaz ya. Şşş, ne yapıyorsun? Bırak. Kim söyledi sana topla diye? Kat hemşiresi. Çık dışarı. Bunları laboratuvara yolla. Analiz etsinler hemen. Anne babadan kan ve idrar örneği. Baş üstüne komiserim. Ne saçmalıyorsun sen? Bana bak, çevirme kafanı. Ne biçim babasın sen ya? Çocuğun düşüyor be yataktan. İnsan uyanmaz mı? Amirim.
Kıçından donunu götürseler ruhun duymayacak be adam. Amirim biraz konuşsak. Lafım bitmedi komiser, araya girme. Biraz konuşalım mı amirim? Ne var, ne oldu? İnsanlar çocuğunu kaybetmiş. Halleri ortada. Bu muydu yani söyleyeceğin? Bir şey daha var. Az önce terslediğiniz kadın benim karım. Hatırlatayım dedim. Bu da ayrı bir sorun tabii. Aynı ekip içinde karı koca çalışmak. Niyazi Bey, Emine Hanım. Evet. Doktorlar sizden numune alacaklar. Tahlile gireceksiniz. Ne tahlili? Size anlatırlar, buyurun. Karımla aynı ekipte çalışmamız bugüne kadar hiç sorun olmadı. Biz bir aile gibiyiz burada. Anlıyorum. Altak, Geberkül'e. Kendi aramızda durumu hep idare ettik diyorsun. O bugüne kadardı. Bitti artık komiser. O devir kapandı. Ha. Bir daha da koluma girme. İyi misin? Boşver. Ne diyor bizimki? Elimden bir kaza çıkmazsa iyi. Şşş, aman diyeyim. Saçmalama. Neyse, boşverin. Bu katı gösteren ne kadar kamera varsa Ali. Hı-hı. Bütün girişler çıkışlar. Özellikle çocuğun odası. Bir şeyden mi şüphelendin? Şüphe için erken. Ama bazı şeyler uymuyor. Normal değil. Tamam. Tamam, sakinleş biraz. Mucize gibi değil mi? Hı-hı. Geçenlerde gazetede okudum. Adam 17 yaşında kalp nakli olmuş. 55. yaş gününü kutluyordu. İnşallah komiserim. Piyango gibi oldu bize de ama... İnsan sevinsin mi, üzülsün mü, ne hissedeceğini bilemiyor. Diğer çocuğu düşündükçe annesinin yerinde olmak istemezdim. Haklısınız. Siz niçin buradaydınız komiserim? Ölen şu diğer çocuğun. Ethem'in soruşturması. Neyse, bana müsaade. Geçmiş olsun tekrar. Allah'a yardım yüzünüz olsun. Sağ olun. Sağ ol. İyi sık ha. Sağlam olsun. Düşmesin. Düşmez amirim. Çivi gibi oldu vallahi. Rıza amirimiz takdirnamelerini almayı unutmuş. Kendisine verirsiniz. Aylin, ben Vedat Müdür'e çıkıyorum. Bizim gıcık sorarsa söylersin. Hayrola? Pek hayır değil. Şşş, ne var o kağıtta? Önce girip çıkardık. 5 ay evvelsi yatırdılar. Salmadılar bir daha. İşi gücü boşladık. Tamam, hastane bedava ama bir hanım, 4 çocuk. Bitti elde avuçta ne varsa amirim. Takıldığımız şey şu Niyazi. Ethem o karyoladan düşerken bir ses çıkardı mutlaka. İkiniz birden nasıl oldu da... Karı koca dünden beri 100 defa sorduk birbirimize. Duysak fırlamaz mıyız? Olmadı işte, duymadık. Aylardır yatak yüzü görmemişiz. Bir yer bulduk mu koyuyoruz kafayı. Arada derede 1 saat. Bilemedin 2 saat. Kuş uykusu işte. Yani... Buna bir baksanız iyi olur. Ha, neden uyanamadığınız anlaşıldı. Amfetamin denen bir madde. Kana çok çabuk karışır. Birkaç damlası insanı saatlerce uyutmaya yeterli. Karın da senin kanında bu maddeye rastlanmış Niyazi. Bu şimdi ne demek amirim? Birileri sizi uyutmuş demek Niyazi. Fena uyutmuş. Böyle bir şey kim ister Niyazi? Eğer bu gerçekse... Rapor öyle diyor. Ne diyorsun Niyazi? Anlatacaklarım var amirim. Niye ihtiyaç duydun buna? İşleri iyi gitmiyor müdürüm, siz de biliyorsunuz. Eski şubene dönmek, trafiğe. İşleri kolaylaştıracak mı? Yeni amir takık bizi. Murat'la ikimizi aynı birimde istemiyor.
Bugün yarın ikimizden birini sürer bir yere. Bu zevki ona tattırmayalım diyorsunuz. O da var. Başka? Ters bir yere yollar burnumuzdan gelir. Belki daha uygun bir çözüm. Hiç değilse bunu halledersiniz diye düşündük. Yanıldık mı yoksa? Tamam tamam. Halletmeye çalışalım. Hastanedeki olaya takılmayın fazla. Aptalca insanların başına gelebilecek aptalca bir ölüm. Doğru. İnsanları zeka testine sokup bakacaksın. Kafası çalışmıyorsa gebersin gitsin. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Beni başkalarıyla karıştırma komiserim. Takıştığın diğer adamlara benzeme. Yürüdüğün yere dikkat et. Bakın amirim. Şimdi bana iyi bakın. Amirim. Ne var? Abi, Niyazi yeminli ifade veriyor. İzlesek iyi olur. Tamam çıkalım. Beğendin mi yaptığını? Ne oluyor müdür? Zeynep'in dilekçesi. Ekibi bırakmak istiyor. Bundan haberim yok benim. Ekibin de senin gibi kardeşim. Mayın gibisiniz hepiniz. Patlamaya hazır. O çocuğun babası Anıl bana geldi hastanede. Gözün aydın dedi. Kalp bulunmuş senin oğlana dedi. Gel bir kahve içelim dedi. İçtik. Orada söyledi. Benim çok param var Niyazi. Vermiş işte Allah. Ne yapayım? Bok gibi param var. Ne yapayım? İstediğini veririm sana. Oğlunun canını istemiyorum senden. Yanlış anlama. Şu nakil sırasını ver bana yeter. Bak aslan gibi 4 evladın daha var. Benim hiç yok Niyazi. Eriyor günden güne. Biz 10 sene uğraştık Görkem için. Tam 10 sene. Dile kolay. Ne yaparız o giderse? Ha Niyazi? Sen ne dedin ona? Verdim ağzının payını. Gittim yanından beyim. Durulur mu da? Bunu daha önce niye anlatmadın bize? Aklıma gelmedi değil. Lakin anlatılmaz ki amirim. Durduk yere bırakılır mı ki insan töhmet altında? Sizi deyince ilaç falan katılmış, uyutmuşlar sizi. Bu ekibin şu ana kadar faili meçhulü yok. Sebebi de bu. Ne olup bittiğini iyice anlamadan dosya kapanmaz bizde. Bana akıl öğretme Mesut. At sahibine göre kişnemek zorunda. Sen önce ata binmeyi bir öğren de. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa düşersin. Bindirmez o at seni. Atar üstünden. Evet. Kamera kayıtlarında bir şey yakaladık abi. Bakar mıyız? Ha tamam. Hastaneden aldığımız görüntü. Burası yetimin odasının bulunduğu kat. Akşam saatleri. Yemek servisi yapılıyor. Kadın her odaya arabanın üstündeki tepsilerden bırakıyor bir tane. Sıra ölen çocuğun yetimin odasına gelince geldiği yana bakın. Alttan başka bir tepsi çıkarıyor. Sanki önceden ayrılmış gibi. Yetimin odasını toplamaya gelen kadın bu. Tanıdın mı? Fırça bile attım ben bunu. Odadaki boş tabakları atmak istedi. Bir de şuna bakın. Solda gördüğünüz Namık. Anıl'ın adamı. Diğeri Rasim. O neci? Hastanenin bir memuru. Hasta kabulde çalışıyor. Gizli bir konuşmaya benziyor. Rasim tedirgin. Konuşurken etrafı kolluyor. Anıl hakkında ne biliyoruz? Anıl Hanoğlu. Doğum yeri Antakya. 15 yıl önce gelmiş İstanbul'a. Minibüs duraklarında değnekçilik, otopark işletmeciliği derken... Şu anda 3 nakliye firması ve kocaman bir tır filosu var. Gibetesi ne diyor? Temiz. Evet, bana anlatacağınız bir şey var mı? Hüsnü komiserim size arz edecek durum amirim. Evet, bizim de devriye saatimiz geldi. Hadi arkadaşlar, hadi. 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 Evet. Buyurun Hüsnü komiserim. Kolay gelsin. Ne gidiyorsun lan? Ya ayıp mı oldu ya? Bence sen hiç görünme. Şöyle arkalarda falan dur. Adamın ne tipine ne sesine tahammülüm var ya. İnsanı meslekten soğuturlar kardeşim. Görmemeye çalışın. Sen becerebilecek misin onu abi? Oo, Hüsnü komiserim.
Gel 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 gel. Ne yaptın? Arz ettin mi amirine? Ulan sizin var ya Melek, yaktım kızım seni, yaktım. Sen bittin, sen bittin. Attınız adamın kucağına beni ya. Hadi söylenme, hadi gidiyoruz, hadi. Hadi. Ali, Zeynep'le beni hastaneye bırakırsın, tamam mı? Tamam, tamam. Bir zekalı. Tamam abi, tamam. Eyvallah. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Ne taraf abi? Dur Ali, bir dakika. Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Niyazi bu usta. Ne işi var burada? Ne bileyim. Sorgusu bitti, yolladık. Gidip konuşalım usta. Ne yapıyorsun burada Niyazi? Oğlum. Oğlum Ethem orada bir yerde kaldı amirim. Ben orada kaldım. Evine dön Niyazi. Evime gidiyordum. Burada buldum kendimi. Niyazi. Ne olacak şimdi amirim? Ne olacak? Kim koruyacak bizim hakkımızı? Oğlumun hesabını kim soracak? O adam güçlü. Karun gibi zengin. Canımızı almaya kalktı parayla. Satmadık. Ama yine aldı. Almayı kafaya koymuş bir kere. İyi de benim günahım ne? Oğlumun günahı ne? Sırf paramız yok diye mi? Yapma Niyazi. Hadi gel hadi. Durma bu soğukta. Gidin siz amirim. Bırakın beni. Uzatma Niyazi. Gel bizimle işte ya. Seni evine bırakalım. Yok amirim. Niyazi. Bak biz seni burada bırakmayacağız. Geride bekleyen 4 çocuğun daha var. Seni bekleyen 4 çocuk, karın. Nasıl bakacağım onların yüzüne amirim? Burnumun dibinde oğlumun canına kıydılar. Oğluma sahip çıkamadım. Şimdi kardeşlerinin yüzüne nasıl bakacağım? Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Anlamıyorsunuz abi. Anlamıyorsunuz. Elimden geleni yapsam, yapsam oğlum hayatta olurdu. Ethem'im. Niyazi, benim de çocuklarım var. Hangisinin başına bir şey gelse ben de senin gibi düşünürüm. Ama bu işe yaramaz, biliyor musun? Hiçbir işe yaramaz. İyi de ne olacak abinim? Ne olacak şimdi? Oğlum öldüğüyle mi kalacak? Kalmayacak Niyazi, kalmayacak. Sana şeref sözü. Nasıl olacak bilmiyorum ama oğlun öldüğüyle kalmayacak. Şükran. Şükran değil mi adın? Evet benim. Biraz konuşalım seninle. Ne konuşacağız? Şu oda boş galiba. Gel bakalım. Rasim nereye? Vakit yok, işler karışıyor. Nasıl? Güzel çıkmışsın değil mi? Şimdi anladın mı ne dediğimi? Ben bana verilen yemeği dağıtırım komiserim. Gerisi beni alakadar etmez. Olur. Kalan ömrünün yarısını hapiste geçir. O da beni alakadar etmez. Ne hapsi komiserim? Ne suçum var benim? Yemeğe uyku ilacı atıldım. Karı koca horul horul uyurken çocukları burnunun dibinde öldürüldü. Anlatayım mı da? O ilaçlı yemeği sen getirdiğine göre sorumlusu da sensin. Ben bilmiyordum komiserim. O zaman doğru düzgün cevap ver bana. Yemeği kimden aldın? Rasim'den. Rasim kim? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Sizinle açık konuşacağım.
O çocuğun ölümünde bir tuhaflık olduğunu düşünüyoruz. Neden bahsediyorsunuz siz? Cinayetten bahsediyorum hanımefendi. Kusura bakmayın ama bunun bizimle ne ilgisi olabilir? Ethem organ naklinde ilk sıradaydı. Ölümü bir kişiye yaradı. Oğlunuza. Yani size. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Murat, gitmemiz lazım hemen. Saçmalıyor bunlar. Saçmalıyor. Öyle değil mi hanım? Bir şey söylesene. Ulan Namık. Ulan Namık. Ne istiyorsun? Arkandayım. Görüyorum, ne var? Çek sağa. Niye? Acelem var. Çek dedim, konuşacağız. Renkli sedan araba. Üsküdar bölgesi tüm ekipleri. Sen amirine rapor vermeden mi iş yaparsın? Vaktim olmadı amirim. Hem bunlar rutin uygulamalar. Beni bağlamaz. Her adamını gelip bana haber vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Özel ekipmiş. Sevsinler. Hasta bakıcı yemeği Rasim'den almış. Rasim? Şu kamera görüntüsündeki Anıl'ın adamıyla uzun uzun konuşan. Hı hı. Evet o. Apar topar ayrılmış hastaneden. Biz geldikten az sonra. Adresi Bağcılar. Bağcılar emniyetten bir ekip adamın evinde bekliyor. Hasta bakıcıyı ne yaptık? Hastane polisi bekletiyor. Ekip istedim. Merkeze aldırıyoruz. İleride bir şey var komiserim. Yanaşsana. Buyurun komiserim. Ne oluyor? Ceset bulduk. Rasim bu. Bizden önce başkasına yakalanmış. Kim olabilir? Vakit kaybetmeyelim burada. Hastaneye dönüyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Son bir saat içinde hastaneden çıkış yapan araçlar. Otopark, acil çıkış. Nereden olursa. Özellikle Rasim'in arkasından. Aradığımız belli biri var mı komiserim? Var. İyi dinle. Baba burada olsaydı şu an, bizim gördüklerimizi görse ne derdi? Ne derdi usta? Ağır konuşurdu, kalın keserdi usta. Gidin bulun şu namussuzları derdi. O çocuğun katili bulunmadan hiçbir çocuğun yüzüne bakamam ben derdi. Kendi çocuklarımın bile yüzüne bakamam, öyle derdi.
Efendim Zeynep. Ne? Neredesiniz? Tamam, anlaşıldı. Ne olmuş ya? Ali, hastaneye dönüyoruz. Hadi gazla, gazla. Tamam abi. Tamam, sağ olasın. Komiserim, Namık az önce geldi. Nerede? Şu tarafta. Arabası ne? Şu tarafta. Güvenlik görevlisi görmüş park ettiğini. Tesadüfen o da. Paket varmış elinde. Şu konteynerin içine atmış. Konteynere baktınız mı? Hayır. Kimseyi yaklaştırmadı. Namık nerede şu anda? İçeride. Dördüncü katta. Anıl? Görkem'e bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Görkem iyi. Gül gibisin, yüzün bembeyaz. Neyin var? Burada kal Beyza. Görkem'in yanında. Anıl, ne oluyor? Konuşsana. Ne yaptıysam Görkem için Beyza. Bizim için. Ailemiz için yaptım. Burada kal. Burada da yok. Emin misiniz? Bu konteynere mi atmış? Evet komiserim. Galiba bulduk. Yeni ateş edilmiş bunun. Hadi bulalım şu herifi. Topluyoruz burayı. Tabii çabuk komiserim. Oradalar. Gel buraya, gel. Çabuk. Gel buraya. Çabuk çalıştır arabayı. Dur dur dur. Polis, abi. Polis. Bana motorunu ver. Hayırdır abi, ne oluyor? Abi, gel, nereye? Gel, gel, ben sana anlatayım. Ekibi ara Zeynep. Siz gel. Geçin böyle. Alo Mesut abi. Kim var araçta? Anıl'la adamı Namık. Hastaneden yeni çıktılar. Murat peşlerinde. Sahil yoluna ilerliyor. Salacak ışıklarda önünü kesmeye bakın. Ne yapacaksın? Zaten bitmişiz beyim. Çıkabilirsek buradan ne ala. Yoksa... Çengelköy yönündeyiz. Sahile çıktınız mı? Şimdi çıktık Murat. Birazdan karşılıyoruz. Murat, iyi misin? Silah sesi geldi. Biz de duyduk. Yakındayız herhalde. Abi geldik, dikkat edin. Dur! Tamam, polis, araba, teslim ol! Teslim ol! İn araba! Tamam, teslim olun. İn arabadan in! Teslim olurum, tamam. Çak, 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 çak. Hadi! Hayalleri, hayalleri. Anıl, dur! Anıl, dur! Dur! Bir anda çıktı önüme. Siz de gördünüz değil mi? Tamam, geç sen şuraya. Tamam, tamam. Sakin ol. Ali, basını dışarıda tutalım. Olur abi. Murat, basını biraz geri al. Tabii komiserim. Arkadaşlar, biraz daha geriye lütfen. Arkadaşlar, biraz daha geriye. Kaldır oğlum şeridi. Biraz gürültülü olmuş. Genellikle öyle olur. Telsizden duyup geldim. Sizin ekip böyle kendi kafasına göre mi halleder işleri? Amirinize haber verme alışkanlığı yok mu kardeşim sizde? Yok. Bir daha söyle bakayım. Bizim amirimiz, yani bugüne kadar amir dediğimiz, baba dediğimiz insan... ...o zaten her dakika işinin başındadır. Koltuğuna gömülüp kimin ne açığını yakalarım diye... ...personel dosyaları eşelemekle vaktini çarçur etmez. Bana baksana sen. O elini hemen çekmezsen... ...bugün ikimizin de bu meslekte son günü olur.
Aç, amirimiz gidiyor. Bu kadar ileri gitmeseydin keşke usta. Bırak ya. Bu adam bir gün birimizin elinde kalacak ya. En iyisi bir veda partisi düzenlemek. İyi fikir. Bu gidişle ne ekip kalacak ne biz. Hadi tamam. Toparlayın ortalığı. Hadi sakin olun. Toparlanın çocuklar biraz. Çocuklar ilgileniyor abi. Daha ne yapalım? Anıl Bey'i ikna etmeye çalıştı Niyazi'yi. Olmadı. Bir gelişi vardı ki Niyazi'nin yanından. İçim parçalandı. Patronun mu? Sen kimsin? Hastanede çalışıyorum. Ne istiyorsun? Söyle patronuna bu iş böyle olmaz. Nasıl olur? Zemin katta buluştuk. Kapalı otoparkta. Tam 50.000 saydım eline Rasim'in. Her şeyi o ayarladı. Hasta bakıcıyı? Onu da. Sonra? Bakınca bayağı bir insana benziyorsun Namık. Kaşın, gözün, burnun, kulağın bayağı bir insan. Peki ya vicdan Namık? Ha, vicdan. Hiç mi elin titremedi lan? Hiç mi vicdanın sızlamadı İbne? Ha? Kalk lan. Kalk 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 kalk. Kızım. Kızım böbrek hastasıydı. Doğuştan. İki böbreği de iflas etmiş. Anıl Bey böbrek buldu ona. Tedavisini yaptı. Okula gidiyor kızım şimdi. Böyle olmaz ki usta. Engin de Rıza babanın yerine gelmişti ilk. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Ona da gıcıktın. Ya baştan bir iki öyle gıcıktık. Ama Engin başkaydı usta. Bir kere önce kimin yerine geldiğinin farkındaydı adam. Hiç yükseldi mi Rıza babalığa ha? Önce geçmiş olsuna gitti, tamam mı? Evine kadar. Yalan mı? Ya Engin abi başkaydı tabii abi. Bu odun spora ne diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz ya? Yakama yapıştı Rıza baba ya. Öldürüyordum ya. Saçmalama. Çok üstümüze geliyor baba. Yani tamam sen gittin diye dumanımız üstümüzde ama. Kaşınıyor, kaşınıyor. Serdar fena kaşınıyor baba. Vallahi. Bakma bunlar gaza geliyor, heyecanlı heyecanlar ama haklılar yani. Yemin ederim ya. Belki de onun istediği budur. Nasıl yani? Zaten kimyanız bozulmuş. Bir iki dürtmeyle patlayacak hale gelmişsiniz. Patladınız mı kim kaybeder? Serdar mı siz mi? Fark eder mi o saatten sonra Rıza baba? Eder tabii. Yukarıdakiler artık onlar her kimse. Dertleri sadece benle olamaz. Ekibi de dağıtmaya çalışıyorlar belki de. Tahrik etmek için de Serdar'ı gönderdiler. Emin olamayız tabii ama. İhtimal midir? Tabii ki ihtimaldir. Zeynep nakil dilekçesini verdi bile. Ya, al işte. Ne? Al, al işte. Aldım haberini biliyorum. Olur mu öyle hemen ya? Nereye gidecek? Bilmiyoruz abi. Ama Serdar'ın kafasına göre göndermesinden iyidir. Zeynep'in dilekçesi işleme girmeyecek. Nasıl yani? Nasıl olacak o Rıza baba? Olacak işte bir şekilde. Daha ilk günden kimse bir yere gidemez. Biz bu ekibi biri üfleyince dağılsın diye kurmadık. İlk rüzgarda herkes bir yana mı savrulacak böyle ha? Kilometre meselesi bu iş çocuklar. Dayanıklılık meselesi. Hadi benim başıma bir iş geldi tamam. Geri dönüşü de yok onu da anladım. Ama siz orada arslanlar gibi duracaksınız. Serdar onun gibiler şu bu anlamam tamam mı? İşler aksamayacak. Sokakların umurunda değil bizim içimizde olanlar. Ve o sokaklarda yapılacak daha çok iş var. Yani dağılmak yok tamam mı? Çünkü bir kere dağıldık mı bir daha da toplanamayız. Öyle bir ihtimal var mı baba? Bir daha bir arada çalışabilecek miyiz? Rıza baba bir şey söyle. Rıza baba bize bir şey söyle bak. İyi bir şey söyle. Yine eskisi gibi olacaktı. Hadi Rıza baba. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle
canım ne dersin? Ömrün geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var.